Yıllardır bu konuda bir tartışma var. Düğünde takılan takılar kimin? Yargıtay'dan emsal bir karar geldi bu konuda. Yargıtay diyor ki damada takılan takı damadındır. Geline takılanlarsa gelinindir diyor. Düğünde takılan altınlar kimin? Gelinindir. Bence gelinindir. Birçok çiftin düğünde tartışmasına, kimininse boşanmasına sebep olan yıllardır bitmeyen o tartışma. Düğün takıları kimin? Yargıtay takılar hakkında yeni bir karar verdi. Ortak değil mi? Bence iki kişinin çünkü aynı eve giriyor. Eski Yargıtay kararına göre düğünde takılan takılar kadının hakkı sayılıyordu. Ve Yargıtay içtihatlarına göre hangi eşe takılırsa takılsın düğünde takılan ziynet eşyaları ve parasal takılar kural olarak kadının sayılmaktaydı. Yargıtay öyle demiyor. Ne diyor? Ancak bu sistem değişti. Takılar cinslerine göre ayrıştırılacak, kime ne takıldıysa onun hakkı olacak. Fakat Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin vermiş olduğu son içtihada göre cinsiyete göre ayrım yapılacak. Bu takı kadına mı erkeğe mi aittir diye. Çok yanlış. Neden? Buluyorum. Yani gelinin hakkı olması lazım. Beyefendiler zaten güzel bir gelinle evleniyorlar. Yeterli diyorsunuz. Yeterli bence. Yıllardır neredeyse her düğünün başlıca konusu düğünde takılan altınlar kız tarafının mı erkek tarafının mı? Genellikle bu konu çiftlerin inisiyatifine bırakılsa da maalesef ki aileler arasında büyük tartışmalara yol açıyor. Yargıtay ise bu duruma son noktayı koydu ve emsal bir karara imza attı. Düğünde takılan ziynet eşyaları kime takıldıysa onundur dedi. Peki ya sizin düğünlerde durum nasıl? Hani birisinin değil, onlar ailenindir. Paylaşım olarak hani iki tarafta evlenen çiftleridir. Evlenen çift onu kendi ortak amacı için kullanmalıdı diye. Sizin düğünde nasıl oldu? Aynı bu şekilde oldu benim bahsettiğim şekilde. Eşim gibi düşünüyorum. Ortak onu düşünüyorum. Çünkü aile bir yuva kuruyorsunuz. Ortak ihtiyaçlar var oldukça. Düğünde takılan takılar ilk olarak taraflar arasında bir anlaşma varsa bu anlaşmaya göre paylaşım yapılacak. Eğer böyle bir anlaşım yoksa örf ve adet kurallarına göre bu da yok ise cinse göre bir ayrım yapılacak. Yani örneğin erkeğe bir kadın bileziği veyahut da bir saat takılmış ise bu kadına ait sayılacak. Eğer ki erkek saati takılmışsa erkeğe ait sayılacak. Evlenirseniz takıların hepsini alırım diyor musunuz? Ya şimdi hayat müşterek. O altınlar hani geleceğinizdir zaten. Yani işin şakası. Ama aksi bir durum olduğunda bence gelinindir. Paralar hususunda tamamen eşit olacak. Bu zamana kadar gelen bir yerleşik içtihat vardı. Bu tamamen bu yerleşik içtihatların zıttı bir karar olduğu için bundan sonraki kararlarda da bu Yargıtay'ın vermiş olduğu karar emsal niteliği teşkil edecektir.